Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Özel okulların her yıl öğrenci seçmek amacıyla yaptıkları bursluluk sınavlarına hazırlık niyetiyle sizlere yaptığım çalışmalara devam ediyorum. Daha önce matematik videosu yayınlamıştım. Bu kez fen bilimleri ile sizlerle beraberim. Sınavımızda 20 soru var. Sizler videoyu durdurup benden önce cevapları yapın. Daha sonra benimkilerle karşılaştırırsınız. Birinci sorumuzu hemen okuyorum. Güneş ve ayın gökyüzüne bakıldığında hemen hemen aynı büyüklükte görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şıkları tek tek okumayacağım. Aslında güneş çok büyüktür aya göre. Fakat gökyüzüne baktığımızda ikisini hemen hemen aynı büyüklükte görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Cevap D şıkkında olacak sevgili öğrenciler. Güneşin aya göre dünyaya uzak olması. Çünkü ay yakında o yüzden büyük görünüyor. Güneş bir hayli uzakta aya göre. O büyük olmasına rağmen ayla eşit büyüklükte gözüküyor bizim gözümüze. Cevabı D olarak işaretleyelim ve ikinci soruya bakalım. Mikroskobik canlılar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Mikroskobik canlılar suda yaşayabilir. Bu doğru. Biz yanlış arıyoruz. Mikroskobik canlılar hareket edemez. İşte bu yanlış bilgi. Hareket ederler. Yani B şıkkını işaretleyeceğiz. C ve D'ye de bakalım. Mikroskobik canlılar yemekleri bozabilir. Doğru. Mikroskobik canlılar hastalıklara neden olabilir. Bu da doğru. Üçüncü soruya bakıyoruz. Mikroskobik canlıların olumlu özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerin yaptığı açıklamalardan hangisi doğru değildir? Ne diyor? Olumlu özellikler. Hemen bakalım. A. Hamurun mayalanmasında rol oynar. Bu olumlu bir özellik. Mikroskobik canlıların yaptığı faydalı işlerden birisi. Topraktaki bitki ve hayvan atıklarının çürüyüp toprağa karışmasını sağlar. Bu da faydalı bir e, özellik. C. Açıkta kalan ekmek ve limon gibi yiyeceklerin küflenmesine rol oynar. İşte bu olumsuz bir özellik. Biz bunu arıyorduk zaten. C şıkkını işaretliyoruz. D. Sütün peynire ve yoğurda dönüşmesini sağlar. Bu da faydalı bir özellik. Olumlu bir özellik. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sıvı ve gaz maddelerde ortaktır? Yani sıvı ile gazda ortak olan özelliği bulacağız. A, akışkan özelliğe sahip değildirler. Şimdi bu e, gazlarda böyle ama sıvılarda akışkanlık var. Bu uymadı. Belirli hacimleri vardır. İşte ortak özellik bu. İkisinin de hacmi vardır. Bulunduğu ortama yayılırlar diyor. Evet, gaz maddeler e, odanın her yerine yayılıyor ama sıvı maddeler öyle değil. Sadece yüzeye yayılabilirler. Gözle görülür derecede sıkıştırılabilirler diyor. Gaz maddeleri sıkıştırabiliyoruz ama sıvı maddeleri sıkıştıramıyoruz. Sıkıştırdığımız zaman kabı patlatıyorlar. Cevabı işaretledik zaten. Beşinci soruya doğru gidelim. Aşağıdaki maddelerin hangisi etrafından ısı alarak hal değiştirmez? Şimdi girden başlıyorum burada. Çikolata Hal değiştirir. Katı haldeyken ısındığında sıvı hale döner. Su ısı aldığında sıvı haldeyken gaz haline geçer. Buz katı halde ısı aldığında sıvıya döner. Su buharı ise zaten alabileceği kadar ısı almıştır ve buhar halindedir. Zaten gaz halindedir. Artık ısı halse de ısı alsa da artık gaz halinden değiştirmez. Ancak ısı verirse halini değiştirebilir. Gaz halinden sıvıya döner. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. 6. Dilara varlıkları madde olup olmamalarına göre eşleştiriyor. Dilara'nın yaptığı yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Ha biz doğruları bulacağız. Işık maddedir demiş Dilara. Bu yanlış. Çünkü ışık madde değildir. Ses madde değildir. Evet burada doğru bir cümle kullanmış. Gaz maddedir. Doğru. Isı maddedir demiş. Bu da hatalı. Isı da madde değil. Yani 2 ve 3 numaralı e, sözcük cümleleri doğru söylemiş. Cevabımız B şıkkı oluyor. 7. Kağıt, ekmek ve mum var. Yukarıdakilerden hangileri ısıtıldıklarında sıvı hale geçmez, bozulur. Şimdi bazı katı maddeleri ısıttığımız zaman eriyip sıvı hale geçmiyor. Bunlar mesela nedir? Ekmek. Ekmeği ısıttık ısıttığımız sürece bir süre sonra ne olur? Yanmaya başlar, bozulmaya başlar ama hal değiştirmez. Yine katı haldedir. Kağıt da aynı şekilde. Isıttıkça ne olur? Bozulmaya başlar. Mum ise ısıttığımız zaman bir süre sonra erir ve sıvı hale geçer. Bu hal değiştirir. Ama şu ikisi hal değiştirmez. Bozulma dediğimiz olay gerçekleşir. Cevabımız 1 ve 2 numaralar oluyor. 8 İnsan sağlığı açısından en az tüketilmesi gereken besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Kolay bir soruymuş. En az tüketmemiz gereken yağlardır sevgili öğrenciler. Cevabımız D şıkkı. Diğerlerini bolca tüketebiliriz. 9. Aşağıda verilen besinler ve içerikleriyle eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Ben tek tek hepsini okumayacağım. Sizlere yanlış olan seçeneği göstereceğim. Siz videoyu durup inceleyin. Evet sevgili öğrenciler cevabımız C şıkkı olacak tereyağı besin olarak yazılmış besin içeriği yağ burası doğru ama düzenleyici olarak yazılmış şimdi yağlar düzenleyici değil enerji verici görev yaparlar o yüzden C şıkkı hatalı yapılmış biz C şıkkını işaretliyoruz diğer şıklar doğru yazılmış ve geçiyoruz 10. sorumuza mıknatıslar konusu var Mıknatıslarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Çubuk, atnalı ve yuvarlak mıknatıslar olabilir. Bu doğru. Elektrik motorlarında, kapı zilinde ve pusulada kullanılır. Evet, doğru. Cisimlere manyetik kuvvet denilen, görülmeyen bir kuvvet uygular. Temas gerektirmeyen bir kuvvet uygular. Bu da doğru. D şıkkı kaldı zaten. Demir, nikel, plastik gibi maddeleri ve bu maddeleri içeren cisimleri çeker. Şimdi demir ve nikel doğru da plastiği çekmez. Burada ne yazması gerekiyordu? Demir, nikel ve kobalt yazması gerekiyordu. Yanlış olmuş. Cevap D şıkkı olacak. 11 kuvvetle ilgili bir soru var. Yukarıdakilerden hangileri hareket halindeki bir cisme kuvvetin etkilerindendir? Yani hareket halindeki bir cisme kuvvet uygulandığında bunlardan hangileri olabilir? Hızlandırabilir mi? Doğru, hızlandırabilir. Yavaşlatabilir mi? Evet, yavaşlatabilir yönünü değiştirebilir. Doğru. Kütlesini arttırabilir. İşte bu hatalı. Bu olmaz. E, hareket halindeki bir cisme kuvvet uyguladığınız zaman kütlesi artmaz. Cevabımız 1, 2 ve 3. cümleler. Doğru. O zaman cevap nerede oluyor? A şıkkında oluyor. 12. Proteinlerle ilgili 3 tane cümlemiz var. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Et ve süt ürünlerinde bolca bulunur. Doğru proteinler vardır. Yapıcı ve onarıcı olarak görev yapar. Doğru. Bütün besinlerde bulunur. İşte bu yanlış. Bütün besinlerde protein yoktur. Birçok besinde vardır ama bütün besinlerde derse yanlış olur. Demek ki 1 ve 2 numaralı cümlelerimiz doğru. Aşık oluyor. Geldik 13. soruya. Ahmet ve Salih Birer cümle söylemişler. Bakalım ne demişler. Yukarıdaki ifadelerde Ahmet ve Salih'in ifadelerinin karşılığı aşağıdaki seçenekleri, seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ne demiş Ahmet? Maddelerin uzayda kapladığı yerdir. Bu ne olacak? Hacim. Salih. Maddelerin ölçü bile, ölçülebilen miktardır. Bu da kütle oluyor. Baktığımız zaman şıklara. Evet hacim ve kütle. A şıkkı doğru oluyor. 13. sorunun cevabı A şıkkı. 14'te öğrenciler var. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi maddelerle ilgili yanlış bir bilgi aktarmıştır? Hemen şöyle ekranı ayarlayıp okuyalım. A. Sıvı maddeler akışkanlık özelliğine sahiptir. Bu öğrenci doğru bir cümle söylemiş. Biz yanlışı arıyoruz. Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan her varlığa madde denir. Evet, bu öğrenci de doğru söylemiş. Sıvı bir maddenin donması için ısı alması gerekir. Bu öğrenci yanlış konuşmuş. Neden? Çünkü sıvı bir maddenin donması için ısı vermesi gerekir. Soğuması gerekir. Daha da soğuması gerekir. Demek ki C şıkkındaki öğrenci yanlış bilgi verdi. D'yi de kontrol edelim. Gaz maddeler sıkıştırılabilir özelliğe sahiptir. Evet, doğru. 15. sorumuz. Kerem ile Ömer ısının maddeler üzerindeki etkisini incelemek için deneyler yaparak sonuçlarını aşağıya not ediyorlar. Burada 3 tane sonuç var. Birazdan onlara bakacağız. Kerem ile Ömer bu deneyle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz diyor. Ha, ben buna göre okuyayım şimdi. Isıtılan buz erir. Evet doğru. Isıtılan su buharlaşır. Isıtılan şeker kömürleşir. Bunları bulmuşlar. Ve doğru şeyler söylemişler. Hangisine ulaşamayız diyor. Ulaşılamaz diyor. A. Isı maddelerin bozulmasına neden olabilir. Bakın burada şeker kömürleşir diyor. Bu işte bozulma demek. B. ısı hal değişimine neden olur? Evet bakın burada birinci ve ikinci cümlelerde hal değiştiriyor. Isı maddelerin kütlesini arttırabilir. İşte buna ulaşılamaz. Çünkü burada kütlenin artmasıyla ilgili herhangi bir şey yok. Isı katı maddenin sıvı hale geçmesine sebep olur. Doğru. Bakın buz eriyordu ve sıvıya dönüyordu. Cevabımız C şıkkı oldu. 16 Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin doğal hayata etkisine örnek gösterilemez? Belki bu konuları birazdan sonra göstereceğim sorulardaki konulara gelmemiş olabilirsiniz ama özel okullar bazen kendi öğrencilerine göre soruyorlar. Onlar devlet okullarına göre 1-2 hafta daha önde oluyorlar. Konuları daha önce başlayıp daha önce daha hızlı gidiyorlar. Yani okullar açılmadan 1-2 hafta erken başlıyorlar zaten. O yüzden öğretmen biz bu konuyu görmedik diye <laughs> Endişe etmeyin. Görmediğiniz konularda çıkabilir. Hazırlıklı olun. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin doğal hayatı etkisine örnek gösterilemez? Kıyılardaki aşırı aydınlatma yüzünden deniz kaplumbağalarının deniz yerine kıyıya gitmesi. Bu doğru. Doğal hayatla ilgili. Ve bu oluyor. Bazı mercan türlerinin üzerine düşen aşırı ışık yüzünden yumurtlama dönemlerinin bozulması. Evet bu da doğal hayatla ilgili bir cümle ve olan bir şey. Göktelen deniz feneri gibi yüksek yapılardan yayılan ışıklar yüzünden göçmen kuşların yönlerini kaybetmesi. Bu da doğru. Ve bunu da yaşıyorlar göçmen kuşları. D) Enerji israfına neden olduğu için ülke ve aile ekonomisine zarar vermesi. Tamam bu cümle de doğru ama bu cümle, son cümle doğal hayatla ilgili değil. Ne diyor? Aile ekonomisi, ülke ekonomisiyle ilgili. Bize soruda ne diyordu? Doğal hayata etkiyi bulacaktık. Demek ki D şıkkı aslında doğru bir cümle fakat doğal hayatla ilgili değil. Bizim aradığımız cevap D şıkkında. 17 elektrik devresi var. E işte bak bakın bu konuyu henüz görmemiş olabilirsiniz fakat yine de dediğim gibi bazı okullarda karşınıza çıkabilir. Bir elektrik devresinde ampullerin daha parlak yanması için 3 tane cümle var. Yukarıdaki anlatımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Ampullerin parlak yanmasını istiyoruz. Bakalım. Devredeki ampul sayısı arttırılmalıdır. İşte bu olmaz. Ampulleri arttırırsak ampullerin parlaklığı daha da azalır. Elektrik enerjisi hepsine dağılmaya başlar. Parlaklık azalır. Bu olmaz. Devredeki pil sayısı arttırılmalıdır. İşte ampulleri parlamasını istiyorsak daha çok pil koyarız. Daha çok ışık çıkar. Devredeki kablo uzatılmalıdır. Bunlarla alakalı değil. Kablo uzatıldığı zaman ampuller daha parlak yanmaz. Demek ki cevabımız yalnızca ikinci cümle, daha parlak yanması için ve B şıkkını işaretledim. Son kağıdıma geldim. 18. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Devreye pil eklemek parlaklığı arttırır. Doğru. Devreye ampul eklemek parlaklığı azaltır. Doğru. Ampul eklersek parlaklık azalır. Hatalı bağlama nedeniyle devre çalışmaz. Doğru. Bir devrede pil 2'den az olamaz. İşte bu yanlış. Bir tane de pil olabilir. Yeter ki ampulü yaksın. Demek ki illa 2 tane pil olması gerekmiyor. Cevabımız D 19 Aşağıdaki devre şemalarından hangisinde lamba yanar? İnceleyelim. Birinci devremizde pil var, ampul var, anahtar var ama anahtar açık kalmış. Kapatmamışlar. Kapatmadıkları için buradan gelen enerji buradan geçip buraya atlayamayacağı için bunların birbiriyle temas etmesi gerekiyordu. Burada ampul yanmaz. Anahtarı kapatmak gerek. İkinci devrede ise anahtar var, ampul var ama ampulü aydınlatacak pil yok. Bu da yanmaz. Üçüncü devrede pilimiz var, ampulümüz var. Ve anahtar kapanmış. Buradan geçen elektrik enerjisi. Bakın buraya ampule gelir ve bu ampul yanar. C şıkkı. Ampul lamba yanar. Burada ise lamba yanmaz. Çünkü kablo kopmuş. Kablo koptuğu için elektrik buradan oraya geçemez. Orada da ampul yanmaz. Son soruya bakıyoruz. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviririm. Yukarıda soru işareti yerine hangi devre elemanı yazılmalıdır? Evet. Elektrik enerjisi kablolardan nereye gidiyor? Ampule gidiyor. Ampul de bu elektrik enerjisini alıp ışığa döndürüyor. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Ampul olacak. Bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. İnşallah sınavlarda başarılı olursunuz. Sizlere her zaman olduğu gibi sonsuz başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.